Sevgili izleyiciler, öncelikle hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ramazan, rahmet ve arınma ayı, manevi arınma ayı. Bu sadece aç kalma değil. Göze, dile, kalbe, kulağa ve akla da oruç tutturmaktır asıl olan. Aslında Ramazan bir muhasebe ayı aynı zamanda. Kendi nefsimizi, kendi kendimizi bir sorgulama ayı. Yani önceki ayların bir sorgulaması yapılmalı. Ama aynı zamanda yılın geri kalan aylarında da yapmamız gerekenleri öğreten bir okul durumunda olmalı. Yani hepimizin okulu durumunda olan bir Ramazan'dan söz ediyoruz. Biz insanlara adeta yeni bir ruh üflemek üzere gelen Ramazan, manevi dünyamıza neler katıyor? Yeni bir ruh veren bu Ramazan, manevi dünyamıza da nasıl bir anlama tekabül ediyor? Bu konuda konuşmak üzere fakültemiz Tasavvuf Tarihi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Esma Sayın hocamızla beraberiz. Hocam, orucun manevi yönleriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Nereden başlayalım? Teşekkür ediyoruz hocam bu imkanı bizlere sunduğunuz için. Rabbim inşallah Ramazan'ımızı bayram sevinciyle geçirip bayramı da sağlıkla, huzurla, mutlulukla yaşamayı nasip etsin. Amin. Bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize selamla ve duayla sözümüzü açmak isteriz. Ramazan'ın gerçekten manevi dünyamıza çok büyük katkıları var. Bunu mutasavvıflar çok güzel özetlemişler. Tasavvuf ana bilim dalında bizim özellikle mutasavvıfların görüşlerine değindiğimiz bir bakış açımız oluyor. Manevi açıdan oruca baktığımız zaman oruç üç aşamada mutasavvıflar tarafından, Allah dostları tarafından anlaşılıyor, anlatılıyor. Bir tanesi bizim bildiğimiz fıkhi oruç. İşte yani belli zaman dilimleri içerisinde sahurla imsak dediğimiz zaman dilimleri içerisinde yemeden, içmeden ve bir takım cinsel duygulardan uzak kalarak kendini tutmak, nefsini tutmak. Zaten sabırı da oruçla eşleştiriyoruz. Sabır da nefsi tutma işi. Biz de kendimizi oruçla bir takım duygularımızı terbiye hususunda, ruhsal dünyamızı terbiye hususunda tutuyoruz belli zaman dilimleri içerisinde. Nefs terbiyesi. Evet, bu anlamda nefs terbiyesi, ego kontrolü gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu fıkhi oruçtur, orucun fıkhi tarafıdır. Evet. Mutasavvıflar orucun bu tarafını asla yatsamadan ve son derece dikkatli bir şekilde Allah-u Teala'nın emirlerine, uyarak orucun bu tarafını önemsiyorlar. Fıkhi tarafını, fıkhen oruca tam anlamıyla uymayı. Fıkhı işin temeli. Tabii, temel. Olmazsa olmaz şartı. Ondan sonra evet. Ondan sonra ise orucun manevi yönünü, fıkhi yönünün üstüne inşa ediyorlar. Buna evet. İkinci basamak ya da orucun ikinci yönü diyebiliriz. Fakat fıkhi tarafını güçlendiren yönüdür bu manevi tarafı. Hatta orucun şekli diyorlar, zahiri diyorlar fıkhi tarafına. Orucun manevi, deruni, iç boyutuna da orucun tasavvufi manevi yönü diyorlar. Orucun manevi evet. yönü dediğiniz gibi, sizin sözlerinizin başında ifade ettiğiniz gibi hocam, dilin orucu diyorlar, hı. aklın orucu, kalbin orucu, zihnin orucu, hatta dilin orucu, elin orucu ve ayağın orucu tabirlerini kullanıyorlar. Yani elin orucu, elin işte harama gitmemesi, ayağın orucu yine haramla bir yola girilmemesi. Dilin orucu, dilin gıybetten, kötü söz söylemekten, efendim yani Hazreti Peygamber'in aslında hayat olarak bize ifade ettiği ya hayır söyle ya sus lisanını oruçta daha da manevileştirerek, daha da derinleştirerek dilin orucu tabirini kullanıyorlar. Dikkat çekici bir nokta aklın ve kalbin orucu kısmı ki bu orucun en önemli tarafını teşkil ediyor. Hazreti Peygamber'in bir hadisi var haya ile ilgili. O haya ile ilgili hadis çerçevesinde bunu çok güzel anlıyoruz. Mesela Hazreti Peygamber bir gün diyor ki Allah'tan haya etmez misiniz? Sahabe-i kiram diyor ki nasıl edilir? Diyor kalbin, karnın ve karnın içindekileri, aklın ve aklın içindekileri koruduğunuz zaman Allah'tan utanmış olursunuz, Allah'tan haya etmiş olursunuz. Karnın içindekileri korumak işte bu bizim şekli oruç dediğimiz midenin
efendim yemenin, içmenin, cinsel duyguların kontrol altına alınması, nefis terbiyesi, nefis kontrolü, ego kontrolü dediğimiz tarafı. Manevi anlamda da zihnin korunması, hani aklı işaret etmesi, düşüncelerin korunması. Zaten kötü düşüncelerden korunan bir zihin, güzel duygulara yönlendirilen bir kalbi neticesinde getirir. Dolayısıyla zihnin ve kalbin orucu, manevi orucun en önemli kısmını ya da tasavvufun en önemli manevi yönünü ifade ediyor bize. Üçüncü bir boyut var. Bu artık evet. En üst boyut. Hani bizim peygamberlerin, sıddıkların, işte Kur'an'da övülmüş iyilik sahibi ebrarların, istikamet üzere, doğruluk üzere olan sıddıkların ve en önemlisi peygamberlerin tuttuğu gerçek, hakiki oruç olarak tasvir ediyorlar bu orucu. Bu da masivadan uzaklaşmak diyorlar. Masiva dediğimiz şey de Allah dışındaki her şeyden uzaklaşmak. Yani sana Allah'la senin aranda perde oluşturan herhangi bir sistem, işte bu mideden kaynaklanabilir, akıldan, kalpten, efendim ruhsal dünyadaki zafiyetlerden ya da işte nefis terbiyesindeki zayıflıklardan kaynaklanabilir. Bunlardan uzaklaşarak, Allah dışındaki her şeyden uzaklaşarak gerçek bir hakiki oruca ulaşmak. Aslında hayatı bunun üzerine inşa ettiğimizde nefsin de egonun da kontrol edildiğini, bu anlamda nefsin de sabır gücüyle tutulduğunu, kalbin de güzel duygularla devamını sağlandığını, zihnin de güzel düşüncelerle bezendiğini göreceğiz. Tam olgun bir insan. Batılıların the perfect man dedikleri, mutasavvıfların ise insanı kamil dediği bir efendim inşa edici bir ibadet oruç. Tam evet. Bir öğretmen. Tam evet. Bir öğretmen. Siz dediniz ya oruç bir okuldur. Okuldur, bu evet. Anlamda da evet gerçekten manevi bir terbiye edicidir oruç bizi bu anlamda. Tabii bu arada tabii bu manevi bir arınma dedik. Bu da Rabbimizle ihlas ve samimiyet üzere bir bağlılık ve iletişimi zorunlu kılıyor. Yani bu iletişimin en önemli yolu da evet. Duadır. Kesinlikle, evet. Rabbimizle en samimi duygularla ve ihlasla birlikte olmanın, ona iltica etmenin vasıtasıdır dua. Kesinlikle, evet. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi bilhassa bu ayda Rabbimize nasıl dua edeceğiz? Hangi dualarla yönleneceğiz? Biraz da bundan bahsedelim. Evet, çok sevinirim hocam. Şimdi özellikle Rab Teala'nın bize namazda öğrettiği ve okumamızı istediği istikamet duaları çok önemli. Çünkü istikameti bir beşgenle ya da beş köşeli bir şekilde ifade edecek olsak şematik tarzda, istikamet doğruluk, Allah'tan doğruluk dilemektir. Özü sözü bir olan bir insan olmayı istemektir. Orucun da en önemli tarafı bu. Zihin ve kalp birlikteliğini, bütünlüğünü sağlamak. Bu anlamda لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ayeti kelimesi çok dikkat çekici. Yani söylemediğin bir şeyi yapmamak, yaptığın bir şeyi olduğun gibi görünmek, tam anlamıyla. Evet. Evet, göründüğün gibi olmak, olduğun gibi. Yani dil, akıl, kalp birlikteliği ve bütünlüğü, bunların birbirlerine uyması. Aynı şeyi yapmaları, aynı şeyi söylemeleri, aynı şeyi hissetmeleri. Kalbin hissettiği şeyi dilin söylemesi gibi. Ya da davranışlarımızla dilimizde söylediğimiz şeyin tutarlı olması hali. Ki peygamberler bu anlamda en muhteşem insanlar. Çünkü söyledikleri sözün arkasında davranışlarıyla, hayatlarıyla, dualarıyla olduklarını görüyoruz. Yine istikamet dualarının en önemli bacaklarından bir tanesi, anlamlarından bir tanesi, İstikrar, devamlılık. Et ve muhaveyin kalle dediği Hazreti Peygamber'in. Az da olsa bir işi devam ettirmek. Yani sadece ihtiyacımız olduğu zaman Allah'a yönelmek, tabii, dua kesinlikle. Etmek, ittica etmek, ona yalvarmak değil. İstikrar. Az da olsa devamlılık. Her zaman onunla birlikte olmak. Yani oruç ibadeti mesela 12 ay emredilmedi ama bir ayda biz istikrarlı bir şekilde oruç tutuyoruz ve bunun ruhsal terbiyesini ediniyoruz aslında. Ruhsal dünyamıza çok büyük katkıları var gerçek bir orucun. Namazı da belli oranlarda kılıyoruz hayatımızda. Az da olsa devamlı yapıyoruz. Yani başarının anahtarı, manevi başarının anahtarı da istikrar. Yine sadakat, tam bir bağlılık. İhtinas sırat-ı müstakimde dilediğimiz. Evet. Tam bir bağlılık, samimi bir bağlılık. Dediğiniz gibi, mesela hadisteki, bu mealen söyleyeceğim ama hadisteki bu anlam çok etkili bir anlam. Yani Allah'la kul arasında bir ibadet olduğunu söylüyor Hazreti Peygamber. Dolayısıyla samimiyet, ihlas da öyle. Allah'la kula özeldir. Karşılığını sadece Allah'tan beklersiniz. Fiilin kendisine değil, fiilin Rabbine sığınırsınız ve onun için yaparsınız. Bu gerçek bir samimiyet ve gerçek bir sadakattir.
Bu anlamda oruç, evet, tam bir doğrulukla Allah'a bağlanmaktır. O yüzden aslında namazda her gün yaptığımız ve itidal, denge, yani ruhsal dengeyi sağlayabilmek, aşırı uçlardan uzak olmak, iflas, müflis bir hal ile cimri bir hal değil, ortasındaki infak dengesi, ortasındaki İfrat ve tefrit dengesi çok önemli. Her alanda olduğu gibi ifrat ve tefrit, değil mi? Evet. Ne hiç yapmamak ne de aşırı yapmak, orta yolu takip etmek, sünnet olan da bu da. Olan da bu. Birçok örnekler verilebilir. Tabii, evet. Gerçek Kur'an yolu. İşte infakta aslında biz onları anlattık, zekatta bunu anlatıyoruz. O dengeyi sağlayan ve öğreten bir ibadettir zekat bu anlamda. Ruhsal dengenin de bir anahtarıdır. Yardımlaşmanın da bir efendim anahtarıdır. Ve ruhsal eğitimin, terbiyenin de en önemli basamağı. Bu anlamda ihtinas sıratel mustakim duası aslında her gün yaptığımız fakat Ramazan'da biraz daha odaklanarak yapmamız gereken, çünkü oruçla beraber namazı da yaşıyoruz. Yani bizi dost doğru yola ilet. Evet, dost doğru yola ilet. Yani, sadakate, evet, doğruluğa, istikrara, devamlılığa, dengeye bizi ilet ya Rabbim. Bunu Hazreti Peygamber Ali İmran 8. ayet-i kerimede şöyle bir duayla aslında en güzel yaşıyor. Ve kendisi de bunun üzerine İhtinas Sıratel Mustakim'i en güzel anlatacak bir duayla bu duayı açıklıyor. Ya Rabbena la sözü billah Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Rabbimiz, kalplerimizi doğru yola hidayet ettikten sonra eğritme. Çünkü kalp değişken bir şeydir. İstikamet, evet, üzere kalplerimizi kıl. Aynı bizim namazda ettiğimiz dua. Bizlere katından bir merhamet ikramıyla. Çünkü sen karşılıksız ve sınırsız verenlerin en güzelisin, en hayırlısısın buyuruyor. Ve kendisi de şöyle dua ediyor. Ya mukallibel kulüp, sebbit kalbi ala dinik. Ey kalplere evirip çeviren Rabbim, kalbimizi dinin üzere, yani sana ulaştığın her yol üzere sabit kıl. Gerçekten Ramazan'da istikamete, doğruluğa, dürüstlüğe, sadakate, gerçek samimiyete odaklanmak ve bu duaları etmek çok anlamlı. Oruçla namazın bütünleştiği bir noktada biz de doğruluk ve gerçek samimiyetle bütünleşmiş olacağız inşallah. Tabii burada şunu söylemekte yarar var. Yani biliyorsunuz fiili dua ve kavli dua şeklinde de bir ayrım söz konusu. Evet. Yani bizim bu söylediklerimizi en önemli olan uygulamak. Tabii. Yani fiiliyatta da dua edebilmeyi çok önemsiyorum ben. Kesinlikle. Bu sadece sözde kalmamalı. Kalbe de giden dualar davranış olarak da yansımalı. Bundan gerek kendimiz gerek çevremiz de istifade etmeli. Yani güzel insan olmanın da herhalde anahtarı bu. Tabii, bu istikamet hem doğruluğun hem dürüstlüğün hem tutarlılığın hem de denge ve sadakatin, yani evet, tam bir dürüstlüğün anahtarı. Biz de zaten Rabbimizden bunları diliyoruz. Hazreti Peygamber de dualarıyla bunları istiyor. Ve festakim kema ümürte ayet-i kerimesinde ifade edildiği üzere sürekli kendini, siz de daha önce ifade ettiniz üzere hocam. Emrolunduğum gibi dost doğru. Dost doğru olmanın derdine düşüyor yani. Derdi, evet, bu. Ve bu amaçla da hayatını sürdürüyor. Ve bize de bu manevi mirası bırakıyor diyebiliriz. Yine Ramazan'da yapılabilecek en güçlü dualardan bir tanesi mağfiret duaları, bağışlanma duaları. Hazreti Peygamber'in özellikle Kadir Gecesi'nde Hazreti Ayşe'ye naklettiği bir dua var. Fakat bağışlanma duaları tek değildir. Hadislerde farklı dualar da var. Artık bizim namazda yaptığımız çok güzel istiğfar duaları var. Yani yine namaza yönelmek gerekiyor. Aslında orucun en güzel manevi hediyesi namazdır ya da namazın en büyük katkı kaynağı, manevi dostu oruçtur. Bunların beraberliğinden güzel bir Ramazan doğar diye düşünüyoruz. Bu anlamda çünkü namaz da bir dua nihayetinde. O yüzden ayette buyurulur ya, namazla, evet, yardım dileyin. Allah'tan yardım dileyin. Evet. Evet. Bu anlamda Hazreti Peygamber'in duasını ilk söylemekte fayda var. Çünkü Kadir Gecesi'nde de yaklaşıyoruz. Onda okunması uygun olur. Allahümme inneki afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affet. Yine namazda Rabbena firli duası özellikle. Rabbena firli veli valideyye velil mü'minine yemeye kumul hesap. Hesap gününde Rabbim beni, annem, babamı ve bütün inananları bağışla duası. Gerçekten istiğfarın en güzelleridir. Evet. Hazreti Peygamber vehdini, verzukni, verhamni şeklinde de dualar yapıyor. Yani bana hidayet et, beni rızıklandır, beni bana merhamet et. Yine Kur'an-ı Kerim'de var, Bakara suresinde. Bunlar çok güzel. Vafu anna, vafirlena, verhamna
Çok güzel istiğfarla başlayalım. Entem Evlana. Evet, muhteşem istiğfar dualarıdır. Evet. Hakikaten insanın hem maneviyatını güçlendiren, hem arındıran, hem ruhsal denge ve sadakatini güçlendiren etkili dualar. Peki bu Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın öğrettiği o duayı tekrar ederek konuşmamıza nihayet verelim. Peki hocam. Evet, nasıl arzu edersiniz değerli hocam? Ya mukallibel Rabbena la tuzigh kulubena ba'deyiz hedeytena ve heblena billedüke rahme inneke entel vehhab buyuruyor Hazreti Peygamber Rabbimiz. Ali İmran 8. ayet-i kerimede. Rabbimiz kalplerimizi doğru yola hidayet ettikten sonra eğritme. Bize katından bir rahmet ikram eyle. Çünkü sen ikram edenlerin en hayırlısısın buyuruyor Rabbimiz. Hazreti Peygamber de bunun üzerine ihtina sıratel mustakimi en güzel tefsir eden şu duayı ediyor ki Ümmü Seleme annemiz kendisi naklediyor bunu. Diyor ki Hazreti Peygamber diyor Ali İmran 8. ayeti okuduğunda her zaman bu duayı ederdi diyor. Ya mukallibel kulüp sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri çeviren, kalpler elinde tutan, hidayetin kaynağı olan Rabbim, kalplerimizi dinin üzere, yani sana ulaştıracak her yol üzere sabit kıl. Kalp sabitliği, kalp sadakati ikram eyle bizlere. Amin. Amin. Üzerimizi Hazreti Peygamber'in Kadir Gecesi'nde de özellikle yapmamızı emir buyurdu. Duayla kapatalım isterseniz hocam. Evet. Hazreti Peygamber bu konuda Hazreti Ayşe annemize tavsiyede bulunuyor. Hazreti Ayşe'den nakledilen bir hadiste de bize geliyor. Allahümme inneki afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Çok muhteşem bir dua. En bağışlanma duaların en güzellerinden. Bir tanesi Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle. İnşallah biz de Ramazan'ın affına, mağfiretine, ikramına erenlerden oluruz. Bayramı da karşılayıp bayramı da güzel bir şekilde sağlıklı, huzurla, mutlulukla yapanlardan oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Yani teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, inşallah bu Ramazan'ın fırsat günlerinde manevi dünyamızı geliştirmeyi Rabbimiz hepimize, cümlemize nasip etsin. Saygılarımızla. Saygılar.